Evet değerli dostlar, aranın ardından evlilik ve aile terapisti Neriman Akyıldız hanımefendi ile birlikte mutlu evliliklerin, mutlu ilişkilerin 7 özelliğini konuşmaya devam ediyoruz efendim. Sizlerin de konuyla alakalı bizlere sormak istediğiniz sorular olursa eğer canlı telefon bağlantısı veya WhatsApp üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 341 20 40 WhatsApp numaramız 0552 341 20 40 numaralı telefonlar. Evet Neriman Hanım, şimdi 7 özellik dedik ve bunların içlerini doldurarak gideceğiz. İlk özellik dedik ki eşler evliliklerinde birbirlerine ve evliliklerine bakış açıları olumludur. Bundan ne anlamalıyız? Eşler birbirlerine nasıl olumlu bakacaklar ve evliliklerine nasıl olumlu bakacaklar? Eşler birbirlerini beğendiklerini, sevdiklerini, sık sık birbirlerine değer verdiklerini hatırlatacaklar. Ve evliliklerinde yine evlenseydim bu insanla evlenirdim diyerek başka seçeneklere kapalı olacaklar. Başka uyarıcılara kapalı olacaklar ve evliliklerine yatırım yapacaklar. Birbirlerini, yani evliliklerinden memnun olmaları anlamına geliyor. Evlilik memnuniyeti dediğimiz bir olay var. Hani evliliklerinden memnun oluyor. Bazen çiftlerden bir tanesi memnun oluyor fakat diğeri ben evliliğinden memnun değilim, bu şekilde gitmesini istemiyorum şeklinde bize getirebiliyor sorununu. Ve biz bu problemi çözdüğümüz zaman iki tarafında memnun olacağı çözümler bulmaya çalışıyoruz. Çünkü tek taraflı memnuniyetle evlilikler yürümüyor. İki tarafında evliliğinden memnun olması, iki tarafında mutluluk kaynaklarının olması evliliklerine olumlu bir şekilde bakış açılarını sürdürmelerine sebep oluyor ve evliliklerin gitmek istemiyorlar. Evliliklerinde kalıyorlar. Aynı zamanda şunu da anlayabilir miyiz? Evlilikte birbirine, çiftlerin birbirlerine bakış açısı ve evliliklerine bakış açısının olumlu olması, bazı yaşanan olumsuzluklara odaklanmak değil de evlilikteki güzel olan şeylere odaklanmak. Çünkü hiçbir evlilikte her şey tamamen olumlu olmadığı gibi her şey tamamen de olumsuz değildir. Biz birazcık daha olumluyu görme gayretinde hem eşimizde hem evlilik hayatımızda olumlu olanlara odaklanmayı da anlayabilir miyiz burada? Evet Ayşe Hanım, biraz önceki konuşmalarımızı özetlemiş de oldunuz. Evliliklerimizde ve hayatımızda mutlu olmak için hayatımızda ve evliliğimizde olan güzelliklere odaklanmayı seçmeliyiz. İşte mutluluk bir seçimdir derken bu yönünü kastediyoruz. Bir de mutlu olmak seçimdir derken emek vermeyi kastediyoruz. Bu evlilikte mutlu olmak için karşımızdaki insanın bizi mutlu etmesini beklemek yerine biz bu evliliğe ne katabiliriz ve eşim ne yaparsa ben mutlu olurum diye düşünüp eşinden de beklentilerini güzel bir şekilde dile getirmesi gerekir. Evet. O zaman diyoruz ki hani diğer seçeneklere kapalı olmak, ben evlenseydim yine bu insanla evlenirdim veya kiminle evlenirsem evleneyim, evliliklerde sorunlar olabilir ama önemli olan bu sorunları eşimle birlikte çözmemiz gerekir düşüncesine sahip olmak. Diğer seçeneklere kapalı olmak evet. Gerekir. İkinci maddemizde, özelliğimizde eşler birbirlerinin farklılığını kabul ederler ve yönetirler dedik. Şimdi birbirlerimizin farklılıklarını nasıl kabul edeceğiz ve nasıl yöneteceğiz? Yönetmekten ne anlamalıyız? İnsanların hepsi birbirinden farklıdır. Mesela kardeşler, aynı evde yaşayan kardeşler, anne baba hepsi farklıdır. Veya bir arkadaş grubunda çok iyi anlaşan bir kız arkadaş grubunda bile, bazen bizim de bir arkadaş grubumuz var. Hepsini çok seviyorum, hepsi çok iyi insanlar ama hepsi farklılar. Hepsi ayrı bir güzeldir ama hepsi farklıdır. İşte o yüzden önemli olan burada niyetlerin güzel olması, eşimizin de farklı bir kültürden geldiğini, farklı bir aileden geldiğini kabul etmemiz ve ilk yıllarda özellikle eşler birbirini çok iyi tanımalı, bu farklılıklarının farkında olması ve sonrasında bunları kabul edip yani onu değiştirmeye çalışmayacak. Değiştirmeye çalıştıkça karşı tarafta savunmaya geçer ve direnç oluşur. O yüzden değiştirmeye çalışmadan onu olduğu gibi kabul etmek, ki burada parantez açıyorum, olduğu gibi kabul edilmek sevilmektir. Her şeye rağmen. Hani şöyle olursan seni seveceğim, yani bazen diyor zayıflarsan seni seveceğim, kilo alırsan seni seveceğim, işte işinde terfi edersem seni seveceğim gibi böyle subliminal mesajlar vermemek lazım. Biz seni her şeye rağmen seviyorum mesajını vermek. Çünkü olduğu gibi kabul edilirse insanlar sevildiğini hisseder ve sevilen insan da gelişir. Karşı tarafla zaten ister istemez
Eşlerin yüz ifadeleri bile zamanla birbirlerine benziyor. Gülüşleri, esprileri, ortak bir dil oluşuyor aralarında. Yani bunlar çok güzel şeyler. İşte insanların birbirlerini eleştirmekten sevmeye zaman bulamamaları gibi bir şey oluyor. Eleştirmek yerine onu kabul etmek ve onunla hangi yönünün güzel olduğuna odaklanmak ve o yönlerini takdir etmek. Bazen eşler şunu diyor, hani takdir edersem şımarır gibi bir düşünce oluşuyor. Hayır, insanlar fazla sevgiden şımarmaz. Aksine sevildiğini hisseden insan daha bir güzelleşir, daha bir gelişir, yeteneklerini daha çok aşar ve der ki ben de onu mutlu edeyim. Ya yani mutlu olan insan mutlu da edebilir. Tek kişilik bir oyun değil evlilik. Yani ben mutlu edileyim diye evlenmez insanlar. Beraber mutlu olalım. Beraber birbirimizi mutlu edelim. Şimdi erkekler nasıl mutlu olur? Kadınlar nasıl mutlu olur? Bir de bunu bilmeleri lazım. Erkeklerle kadınların ihtiyaçları çok farklı. Mesela erkekler için takdir edilmek ekmek su kadar önemliymiş. Yani onlar takdir edilmek, pohpohlanmaktan çok mutlu oluyorlar. Bakın kayınvalideler ne yapıyor? Oğullarına. İşte ben de diyorum ki siz de onu yapın ama şımarır. Şımarmıyor. Aksine motive oluyor. Bir kadın diyor ki mesela ben de diyor söylediğimi yaptım diyor. Bir kere pirinç getirmişti eve diyor. Yani bu örneği çok komik bulmuştum ama yani ben de diyor eşime ne güzel almışsın çok güzel bir pirinçmiş dedim. Ev pirinç doldu diyor. Yani, o yüzden takdir ettiğiniz özellikler evet. Marifet, iltifata tabidir. Ve aynı şekilde erkekler de kadınlarına hani yaptığı bir yemek güzel olmuşsa bunu söyleyin. Söyleyin yani güzel olmuş, çok güzel olmuş, eline sağlık. Ve kadınlar şunu bilmek istiyor. Yani ben özelim. Yani ben olmazsam da başka biri olurdu değil. Kadınların en çok özen gösterdiği ince noktası bu. Yani erkekler bunu bilmiyor. Hani vazgeçilmez değilsin diyor gurur meselesi yaptığı zaman erkek arkadaşlarımız. Diyor ki vazgeçilmez değilsin. Sen olmasaydın da olurdu gibi. Aslında öyle değil. Aslında tam bam teline basıyor. Diyecek ki tam tersine sen olmasaydın olmazdı. Güzel olmazdı her şey. Sen benim için çok özelsin. Özel olduğunu hissetmek istiyor. Erkek takdir edilmek istiyor, kadının özel olduğunu hissetmek istiyor. Kadının duygusal ihtiyaçları var. Eşiyle birlikte güzel zaman geçirmek istiyor. Erkeğin ise cinsellik biraz daha ön planda. Yani kadın arkadaşlarımız, özellikle çalışan bayan arkadaşlarımız bunu ihmal edebiliyor. Yani çalışıyor, yoruluyor, tamam anlıyorum ama biraz enerjisini eve saklaması gerekiyor. Benim yani yıllardır gözlemlediğim gerçekten yorgunum ama bu şey olmasın derken bu sefer eşi sevilmediğini hissediyor. Erkek de o zaman sevilmediğini hissediyor. O yüzden hani iki tarafında birbirlerinin farklı ihtiyaçlarına saygılı olması çok önemli. Yani o ne istiyor? Ben hani bu da ama tek taraflı olmayacak. Hep onun istediği değil. İki tarafın da ihtiyaçlarını saygılı olmak, birbirlerimizin sevgi dillerine hitap etmek ve o zaman evliliği gerçekten kahveyle şekerin, suyun karışımı gibi harika bir evliliğe dönüşebiliyor. Evet. Yani o zaman şimdi birbirlerinin farklılıklarını kabul etmek dediğimiz zaman eşler birbirlerini kendilerini benzetmeye değil de o enerjilerini birbirlerini oldukları gibi kabul etmeye harcamaları sevmeye lazım. Ve geliştirmeye. Evet, bunu da yönetme ve birbirlerini tanımak da çok önemli. Yani eş ne bekliyor, bir erkek olarak ne bekliyor, bir kadın olarak ne bekliyor ve ben bunu ne kadar sağlıyorum ve sağlamak için neler yapabilirim? Bunun gayretinde olmak biraz gerekiyor. Biraz öz eleştiri. Evet, mutlu ilişki için. Üçüncü bir maddemiz de yıkıcı tarzda kavga etmezler maddesi. Evet. Şimdi onlarda da kavga olur. Hani biraz önce de söylediniz ya Ayşe Hanım. Hani evlilikler, mutlu evlilikler hiç kavga olmayan, her zaman canım cicim olan evlilikler midir? Değildir. Onların da sorunları oluyor. Onların da tartışmaları oluyor. Üzüldükleri zamanlar oluyor. Ama ne yapıyorlar? Onlar birbirlerinin bu durumlarında birlikte çözüm arıyorlar. Veya yapıcı bir şekilde tartışıyorlar. Beyin fırtınası dediğimiz olayı yapıyorlar bazen. Hani sen ne düşünüyorsun? Benim düşüncem şu. Hani bir orta yolu bulmak. Veya bir önce bulamadılarsa önce birisinin söylediğini yapıyorlar. Sonra o olmadı, o benimkini yapıyorlar. Yani birbirlerine şu yok, hakaret yok. Aşağılama yok. Mahşerin dört atlısı dediğimiz aşağılama, yargılama, eleştirme veya küçük görme, bağırma, hakaret etme hatta ve özellikle de şiddet yok. Yani evet. Bunlar olmadığı için de
uzun süreli küslükte yaşamıyorlar bir sonraki maddedeki evet. gibi. Yani o zaman evliliklerde tartışmalar olur. Olur. Bu evliliğin normal bir sürecidir. Yani biz hiç tartışmıyoruz. Tadı tuzudur bazen. Çok mutluyuz. Bu imkansız bir şey olduğu için tartışmalar evlilikte olandır ama tartışmayı çatışmaya döndürerek hata evet, yapıyoruz. Kavgaya dönüştürmemek. Yıkıcı bir kavgaya dönüştürmemek önemli olan. İşte evet. orada ne yapabilirler? Mola verirler. Ya baktılar çok sinirleniyorlar. Öfkelerini kontrol edemiyorlar. O zaman mola verebilirler. Veya bunu yazarak netleşebilirler ayrı ayrı. Hani sonrasında çünkü pişman olacakları sözler söyleniyor. Bazen şöyle diyor. Eşim bana işte şunu söyledi. Bunu ne zaman söyledi? Diyorum. Yani bunu işte çok kavga ediyorduk, öfkeliydik. Öfke anında söylenen sözlerin aslında gerçekle alakası yoktur ama söylenmiştir. O dallar kırılmıştır bir kere. İşte evet. o yüzden de küslük oluşur sonrasında. O yüzden sonradan pişman olacağımız aslında gerçek olmayan, hani senden nefret ediyorum diyor mesela. Aslında nefret etmiyor. Aslında seviyor. Ama sorunda ilgisiz veya bir sorun var. Onu çözmeye çalışıyor. Ama bunu söylerken hani bağcıyı dövüyor. Üzüm yemek yerine bağcıyı dövmek diye bir söz var ya. Evet. Hani orada birbirlerine karşı kötü bakışlar, nefret dolu bakışlar. Ya bunun yerine bir sakinleşelim. Sakin zamanda bunu konuşalım diyebilirler ve sakinleştikleri zaman yeniden bir araya gelebilirler. Evet. Ve diğer maddede aslında birbiriyle bağlantılı. Genelde o yıkıcı kavgaların sonucunda küslükler evet. ortaya çıkıyor ve uzun süre küs kalan evlilikler olabiliyor. Ki, bu evet. da yine mutlu ilişkinin önünde bir engel. O zaman mutlu bir ilişki yaşanması için uzun süre küs kalınmaması evet. gerekiyor. Dinimizde de 3 günden fazla küs kalınmayın deniyor. Ama bazen bu çiftlerin şeyleri bazen ritüel oluşturmuşlar. Nasıl barışacağız? Barışması zor, küsmesi kolay ama barışması zor. Bazen barışmak için şöyle bir şey geliştiriyor çiftler. Diyor ki ilk küsen barışsın ya da işte haksız olan özür dilesin barışalım gibi. Bu sefer gurur meselesi yapan yıkıcı eleştiriler eğer hakaret olmuşsa, aşağılama olmuşsa tabii bu küslük çok uzun sürüyor o zaman. Ama bana o sözleri söylememeliydi diyor. Ben bunu hak etmemiştim. Yani yaptığım hata olabilir. Hani haklıyken haksız duruma düşmek gibi bir şey oluyor aslında Ayşe Hanım. Yani bunu yaptığı zaman kendisini haksız duruma düşürüyor. O yüzden hani yıkıcı eleştiriler, yıkıcı aşağılamalar, hakaretler olmaması küsmemin de önüne geçiyor. Ama küsülmüşse de bunu uzatmamak lazım. Evet. Yani gerekirse birilerini araya koyabilir. Mesela gururu el vermiyorsa özür dilemeye o zaman birileri araya girebilir, barıştırabilir. Ama dediğim gibi öncesinde küsliğe, uzun süreli küsliğe sebep olan bu hakaretleri dilimize hakim olmayı başarmak gerekir. Evet. Öfke kontrolü işte. Evet. Yani biraz önce söylemiştim ya, öfke kontrolü çok önemli evlilikte. Evlilikte neden küsülüyor diye baktığımızda aslında çiftlerin küsmeyi de bir sorun çözme yöntemi olarak gördüklerini fark ediyoruz. Aslında yapılan değil. Hata burada. Yani şunu duyabiliyoruz. Eğer küsmezsek, yani konuşursak tartışma olacak. Sürekli tartışacağız, sürekli kavga edeceğiz ve sorunu çözemeyeceğiz. En iyisi birbirimize de hani psikolojik olarak da zarar vermemek adına biz konuşmuyoruz. O yüzden küsüyoruz. Yani sanki bu evlilik ilişkisinin sürdürülebilmesi için mantıklı, makul bir çözüm yoluymuş gibi geliyor. Ama bu moladan küsmek farklı bir şey. Küsmek çözüm yöntemi midir diye soracak olursak. Aynı şeyi ben de hemen düşündüm. Gerçekten bir sorun çözme yöntemi değil. Çünkü sorun çözme yönteminde en etkili sihirli değnek iletişim. Biz iletişimimizi kestiğimiz zaman sorunu hiçbir zaman çözemeyeceğiz. Ama bu şu demek değil. Hani hemen çözelim. Ama hani biraz önce söyledim ya. Hani biraz mola verelim. Biraz sakinleşince konuşalım. Bu konuyu o zaman konuşalım. Demek ayrı. Ama hiç konuşmamak, onun söylediği hiçbir şeyi yapmamak veya işte yataklarını ayırmak veya onunla beraber yemek yememek gibi şeyler bunlar küslüğe giriyor. Evet. Ama mola verelim bu konuyu, bakın altını çiziyorum, bu konuyu başka zaman konuşalım, şimdi konuşmayalım demek küsmekten çok farklı bir olay. Evet. Yani küsmek o zaman hiçbir zaman sorun çözmüyor. Değil. İlişkiye daha da zarar veriyor. Evet. Kalpler uzaklaşıyor. Soğuyorlar birbirlerinden. Daha çok soğuyorlar. Bazen çiftler geldiğinde diyor ki ben 6 aydır birlikte yatmıyoruz diyor mesela. Ben çocuklarla yatıyorum. Eşim öyle dargınız. Yani 6 ay geçince kemikleşiyor. Ve kafalarında o sorun daha bir büyüyor. Halbuki konuşsalar çözülecek bir sorun. Daha çok büyümüş oluyor. Evet. Bir telefon bağlantımız varmış. Evet. Alo diyelim. Alo. Hacer Hanım Siirt'ten. Buyurun Hacer Hanım, hoş geldiniz.
Hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Özellikle sizi tebrik ediyorum. Sizi hepinizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Yani Dost TV bizim için çok önemli ve gerçekten bizim ailemize yani çok katkısı var. Allah razı olsun. Çok memnun olduk bizde. Yani şu hani meseleye geçersek. Buyurun. Tekrar size teşekkür ediyorum. Yani mutlulukla ilgili hani programı yapıyorsunuz. Aslında ben kendimce bir şey hatırlatma hani söylemek istiyorum. Normalde 15 yıldır mesela evliyim. Bir iki kere eşim hediye almış, almamış. Ama benim kızım 12 yaşındadır. Evet. Ve baba sen ya anneme hediye almıyorsun ya da şöyle böyle. Ve kızım onu hani yola getirip ve gerçekten yaptırıyor. Hı hı. Ve benim gerçekten kızım 12 yaşında, 14-15 yıldır evliyim. Ve kızım o gün babasını o kadar ki hani söylemiş. Ve bana düğünü getirmiş. Tabii ki çok sevindim. Evet. Özellikle böyle bir şey. Böyle konular çocuklara bile hani kendini anlatırsan onlar bize gerçekten yardımcı olabiliyor. Tabii evet. Ki hani kızıma anlatıyorum şöyle böyle. Ve eşim bana getirirken dedi ki hediye çıkarsın ki al dedi. Hani böyle hani demedi alır mısın sana bir hediye aldım. Tabii ki onu çok mutlu oldum dedim. Peki sen kendiliğinden mi aldın? Söylemedi hani kızım beni uyarmış falan. Evet. Dedim kızım bak babanın gücüne gidiyor. Hani söylemiyor ki sen hani onu söyleyip bir hatıra böyle getirmişsin. Normalde gerçekten belki uzun olabilir. 15 yıldır tekrar söylüyorum evliyim. Çok sıkıntılarım var, kapağım değişmiş. Psikiyatri sıkıntılarım var. Ve her şeye rağmen o kadar ki mutluyum. Evet maşallah hocam. Bazen haftalarca saat 12'lerde ben hani kendime geliyorum. Ama çok mutlu bir evliliğim var. Maşallah. İki çocuğum da kalp hastalıklarıdır. Geçmiş ama her şeye rağmen o kadar ki mutluyum. Ne kadar güzel. Hani de ki birisi evime hani geldiğinde kapımı kapatıyorum. Hani görmesinler. Çünkü onlar belki demiyorlardı ben yapamıyorum hastayım. Ama inanılmaz gerçekten çok mutluyum. Ve gerçekten bir tartışma gerçekten eşler arasında olduğu zaman gerçekten birisi sussun yani biraz hani yutsun. Evet. Yuttuğu zaman bir 10 dakika aradan geçtiği zaman gerçekten çok mutluluk ve huzur olur. Evet Hacer Hanım çok güzel tavsiyeler verdiniz. Belki hani sizi şu an rahatsız ediyorum. Estağfurullah. Ama gerçekten evlilik yuva büyük bir mutluluk huzurdur. Evet. Heyecandan bazı kelimeleri yerine getiremiyorum. Yani zaten ilk kez Dost TV'ye bağlanıyorum hani konuşmak için. Dost TV yapılan ve her zaman bu duam içinde var. Yapılan, onunla ilgilen kimdir? Birer birer Allah razı olsun. Allah sizlerle razı olsun. 15 yıldır ben bu Dost TV'yi takip ediyorum ve çok faydalanıyorum. Ve çok mutluyum. Ve çocukların oğlum 6 yaşında yani o kadar ki Allah'ın isimleri söylüyor. Yani çok mutluyum. Yani hani kızım 12 yaşında hani çünkü ben bunu açırken çocukların dinlediği zaman gerçekten fayda görüyor. Hani bazen sanki duymamazlıktan geliyor. Evet. Ama gerçekten büyük bir dinlemeye geçtiğini ben hissediyorum. Ve gerçekten kızım bile çok faydalandığını görüyorum. Ve gerçekten hani ben dediğim gibi hastayım. Çoğu evladımın yerine istediklerimi getiremiyorum. Ama hani tedbir konusunda elimden geleni yapıyorum. Ve gerçekten hani belki sizi zor durumda bırakıyorum. Evet. Kızımın 12 yaşında bir kızım var. Şimdi. Ve o gün dedi ki anne belki her istediğimizi yemeği pişiremiyorsun anne. Ama anne sen bizi güler yüzlü olarak kapıdan çıkartıyorsun. Ve anne bazı anneler var ki oğlunu çocuğunu çık 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 diyor hani gidin. Ama anne sen güler bir yüzle bizi çıkartıyorsun. Ve gerçekten 15 yıldır hastane yıllarca aylarca kalmış bir halim var. Ama her şeye rağmen çok mutluyum. Neden? Çünkü hani Allah aşkı anlatılmaz bir duygu. Evet. İnsan şükrettiği zaman yani inanılmaz bir şeydir. Gerçekten hani herkese şükre
yani davet ediyorum. Hani biraz heyecandan dolayı çoğu sözlerimi dile getiremiyorum. Estağfurullah, biz gayet güzel anladık. Şükür, çok güzel anlattınız Hacer Hanım. Tabii ki elhamdülillah. Hani bir musibet geldiği zaman şükredeceğiz ki, hamd edeceğiz ki güzellikler olsun yani. Evet, evet. Ben çok heyecanlıyım. Bir de belki hani sözlerimi tam dile getiremiyorum. Ama gerçekten evli kişilere tek tavsiye ettiğim, tek çocukların yanında tartışmasınlar. Çünkü bazı kelimeler biz konuştuğumuz zaman eşim, anne, çocuklarım diyor ki, anne siz kavga mı ediyorsunuz? Bak böyle hemen şey yapıyor, hani sevgi şeysine giriyoruz. Ve babama, oğlum diyor ki 6 yaşındadır, annemin kalbini kırma baba. Evet. Kızım aynı şekilde, çocuklarımız nasıl bizi idare ediyor? 6 yaşındadır oğlum, kızım 12 yaşında. Onlar bizi yola getiriyor. Ama bu, hani Kur'an okursun, çocuklarını dinletirsin, böyle sohbetler, o çocuklar bile etkiliyor. Evet. Gerçekten oğlum 6 yaşındadır ve o şeyleri babasına bana söylüyor. Hani babam yazıktır, babamı şöyle böyle yapma. Evlilen kişiler gerçekten demesinler de şunu bunu. Gerçekten Allah eşimden razı olsun. Amin. Yani şu an evimi görseniz diyeceksiniz, nasıl böyle bir hayatta yaşıyorsunuz. Evet. Yani gerçekten bir misafir geldiği zaman kapıyı kilitlerim. Çünkü psikolojim, hani çok ağır ilaçlar kullanıyorum. Çabuk çabuk kendime gelemiyorum. Hacer Hanım, çok güzel tavsiyeler verdiniz. Çok yani teşekkür ediyoruz. Programımızın da süresi kısıtlı olduğu için burada görüşmemize noktalamamız lazım. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli paylaşımlar yaptınız bizimle. Siirt'e de selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, Hacer Hanım çok güzel şeyler aslında aktardı, paylaştı. Buraya evet. da bağlandığı için, mutlu olduğu için bütün heyecanıyla paylaşmak evet. istedi. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Her söylediği şey ayrı ayrı kıymetliydi. Evet. Evliliğin kıymetinin bilinmesi gerektiğini evet. vurguladı bizler için. Şimdi biz tekrar devam edelim. Çünkü süremiz de kısıtlı, maddeleri de yarım bırakmak istemiyoruz. Diğer bir maddeye geçecek olursak cinsel hayatlarını devam ettirirler demiştik. Evet. Bu da yine evlilikte mutluluğun sürmesi için önemli bir özellik dediniz. Buyurun evet. devam Kadın edelim. Erkek farklılıklarında da bunu vurgulamıştım. Erkekler için cinsellik, onların sevildiğini hissettikleri bir nokta ve kendilerini, ruh sağlıklarının devamında çok etkili olan bir olay. Ve şeyde de hani bütün şeylerde, bilgiler, kaynakları da vurgulanan, erkeğin cinsellik sonrasında kadını daha çok anlayabilecek duruma geldiği. Yani kadının duygusal yönüne rağmen hani ona hitap edebilecek düzeye gelmesi için öncelikle onun da cinsel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Yani bu bir ayıp veya kusur değildir kesinlikle. Evet. Doğal bir parçasıdır ve evliliğin en önemli sacayaklarından bir tanesidir. Böyle olduğu zaman ertesi güne de yansır. Hep röportajlarda da veya bayan danışanların da hani yorgun oluyorum, aslında biliyorum fakat uygulayamıyorum şeklinde yakınmaları oluyor. Ama bilmek ayrı, uygulamak ayrı. Gerçekten ona zaman ayırmak. Nasıl çocuklarımıza sevgi, şefkat gösteriyorsak, eşimizin de ihtiyaçlarına ilgi ve saygı göstermek veya ona da sevgi, onun sevgi dili ise bu, ona hitap etmek çok önemli. Çünkü o da karşı tarafın isteklerine ya da sevgi diline hitap edilecek duruma gelebiliyor evet. o yönden. Evet. Diğer bir özelliğimiz de eşler, çiftler birbirlerinin ortak yaşamdan kaynaklanan sorunları birlikte çözerler ve birlikte uzlaşırlar evet. dediniz. Şimdi buradan daha öncesinde de sizin hatırlattığınız sorun, sorunlu olmayan evlilik yok. Hani mutlu evlilik sorunsuz evlilik midir diye baktık başlangıçta. Sorunsuz evlilik yok. Herkesin sorunu var. Ama bu sorunları birlikte güzel bir şekilde ele almaları ve problem çözme yöntemlerini kullanarak bunu çözmeleri çok önemli. Mesela neler bunlar? Öncelikle kök ailelerle ne kadar görüşülecek, nasıl ilişkiler olacak, paranın yönetimi, ekonominin yönetimi nasıl olacak, sosyal çevremizi kimlerle oluşturacağız, çocukların eğitimi nasıl olacak, beraber boş zamanlarımızda neler yapacağız gibi bunların değerlendirilmesi ve bunların artık netleşmesi, özellikle evdeki kadın erkek rolleri ve iş bölümü
paylaşımı. Burada da çok sorunlar çıkıyor. Hani çalışan kadınlar özellikle eşlerinden daha çok yardım bekliyorlar. Ev işlerinde sorumluluk almasını bekliyorlar. Kadın erkekler artık kadınlar da eşit ilişkiyi istiyor. Yani bir arkadaşlık istiyor. Hani böyle hükmedilmesinden kimse hoşlanmaz zaten ama hani eşinin kendisine daha saygılı olmasını, fikirlerine değer verilmesini, beraber karar verilecekse beraber vermeyi. Hani istişare kültürü biz dilimizde de var. Evet. İstişare yaparak hani benim dediğim olsun şeklinde yaklaşmasın, benim fikrimi de sorsun ve gerçekten dinlesin istiyorlar. Yani birlikte karar vermeleri, birlikte problemlerini çözmeleri, çocukların eğitimi nasıl olacak, onları nereye götüreceğiz, nasıl bir vizyon oluşturacağız, bu konularda beraber karar vermeleri çok daha güzel oluyor ve o zaman aslında bir sinerji de oluşuyor. Evet. Ben bazen beylere diyorum, eşiniz yani zeki bir insan. Bu kadar zeki olmasın diyor. Yani zeki olsun ve sana sizinle birlikte yani şöyle bir şey. Eşiyle birlikte karar veren çiftler daha ileri gidiyorlar. Ama erkek tek başına karar verdiğinde, tek başına problem çözdüğünde aslında motorun diğer yarısını çalıştırmamış oluyor diğer tabirle. Evet. Yani o diğer yarıyı da çalıştırsa aslında kendi işi de kolaylaşacak ve bir ailece daha güzel yerlere gidecekler. Bir yükü paylaşmış oluyorlar aslında. Paylaşmış olacaklar hayatın yükünü. Hani kadın sadece ev işlerinden sorumlu olursa hani yeter gibi düşünüyorlar. Aslında kadınlar bunun çok daha ötesine gidebilecek kapasiteye sahipler. Evet. Erkekler de aynı şekilde. Belki bazen toplumsal olarak da biz çok görev tanımlamaları da yapıyoruz. Bu kadının görevidir, bu erkeğin görevidir. Kimse kimsenin alanına müdahale etmemelidir gibi. Böyle bu rollerde biraz anlaşmaları gerekir. Var. Ama orada rollerde de aslında ortak hareket edebilmeleri çok önemli. Bazen hanımefendinin bir ihtiyacına beyefendinin hiç gocunmadan yardımcı olması, bazen beyefendinin ihtiyacına hanımefendinin yardımcı olması da çok kıymetlidir. Evet. Öyle değil mi? Evet. Gerçekten bu konularda birbirlerine saygı, kul hakkı yani bütün bunları unutuyoruz evlilikte. Öfke gelince zaten akıl gidiyor. O zaman ne oluyor? İnsanlar kul hakkını unutuyor. Karşıdaki insana saygı duymayı unutuyor. Onu sevdiğini unutuyor. Onunla daha güzel zamanlar geçirebilecekken geçiremiyor. Hep öyle bir söz var ya aslında üzüldüğüm şey diyor kadının bir tane danışan. Diyor ki yaşanabilecekken mutluluk, yaşanamayan günlerimi acıyorum diyor. Gerçekten evet. Daha güzel yaşanabilirdi bu hayat. Daha güzel mutlu olabilirlerdi, doya doya yaşayabilirlerdi. Ama sürekli kaprisler, sürekli öfke kontrolünün sağlanamaması en çok problem. Veya kök ailelerin müdahale etmesi, kök ailelere sınır çizememeleri. Yani iki çiftin birlikte sınır çizmeleri ve müdahale etmelerinin önüne geçmeleri gerekiyor. Bir taraftan bir tarafın sürekli geride yaşaması, yani sürekli ailesine bağımlı yaşaması, evet. Diğerini ihmal etmesi. Yani birçok sorunla karşılaşılabiliyor. Ama bu sorunların çözümü imkansız değil. Çözülebilecek sorunlar var. Ama fiziksel şiddet varsa veya çözülemeyecek başka çok önemli sorunlar varsa işte o zaman hani bağımlılıklar gibi yani onlar da tedavi edilebiliyor yalnız. Yani bu şekilde sorunlar varsa da bunların çözümü için yardım alabilirler. Yardım almak bir güçsüzlük belirtisi değildir. Kesinlikle bizlerin de zaman zaman sorun yaşadıklarımız oluyor. Biz de o zaman ne yapıyoruz? Bazen arkadaşlarımıza istişare ediyoruz. Yani kendi arkadaşlarımızla. Veya eşimizle sakin olduğumuz zamanlarda istişare ederek sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama sorunsuz bir evlilik olmadığını öncelikle kabul edelim. Evet, önce çözmek. Sorunlar çözülmek için diye bir söz var ya. Ben bunu beğeniyorum. Sorunlar evet. Çözülmek için. Ve şunu söylemek istiyorum. Gerçekten mutlu bir aile insanın dünyadaki cennetidir. Gerçekten mutlu olan çiftlere baktığımda, muhabbet kuşlarını gördüğümde de çok mutlu oluyorum. Yani böyle birbirlerini seven çiftleri gördüğümde, mutlu olduklarını gördüklerinde veya sorunları çözülmüş danışmadan çıkıyorlar mutlu el ele. Yani ben o zaman çok mutlu oluyorum. Evet. Gerçekten harika bir şey oluyor. Ne kadar güzel. Ve son özellikle çiftler birbirleriyle arkadaş gibidirler. Nasıl çiftler birbirleriyle arkadaş olacak? Aslında bu madde birazcık da hassas çünkü bazen bu konuda da sıkıntı yaşayabiliyorlar. Benim hani bir diğer arkadaşından farkım yokmuş gibi hissediyorum. Ben onun benim eşim olduğunu hissetmiyorum gibi bir cümlede duyabiliyoruz. Bu dengeyi nasıl sağlayacağız? Hem hani eş konumunda hem arkadaş konumunda olduğunu nasıl hissettireceğiz?
Yakınlık ve uzaklık sorunu diyoruz biz buna. Yani insan evlendiği kişiyle sürekli her an beraber olmaları, her şeyi birlikte yapmaları da çok sağlıklı bir davranış değil. O yüzden ara ara herkesin kendi özel alanlarının olması, hobilerinin sanat, sporla ilgilenmesi, kendi arkadaşlarıyla da zaman geçirmesi ama bunları abartmadan biz alanına da saygı gösterip onunla da birlikte olması, ailece çocuklarla birlikte olduğu zamanlar olduğu gibi baş başa, iki çiftin sadece çocukları bir yere bırakarak baş başa zaman geçirmeleri de çok önemli. Onunla nitelikli beraberlik oluşması. Nitelikli beraberlik nedir? İki tarafın da sevdiği bir faaliyeti birlikte yapmaları. Bazen bunun için çok uzaklara gitmeye de gerek yok. Bazen bir film açıp, birlikte bir kahve yapıp, çocuklar uyuduktan sonra birlikte film seyretmek de bir nitelikli beraberliktir. Mutlu evet. olmaktır. Ama tabii bir kız arkadaştan farklıdır. Onunla konuşacağınız konular farklıdır. Kız arkadaşınızla konuşacağınız konular farklıdır. Ama her ikisinin yerini ayırmak çok önemli tabii evet. ki. Şimdi bu eşler birbirleriyle arkadaş gibidir dediğinizde sosyal paylaşımlar, sosyal yaşantıyı örnek dostluk. Verdiniz. Burada şu özelliğe de bir vurgu yapabiliriz. Şimdi eşler birbirlerinin farklılıklarını kabul etmek durumundalar dedik ya mutlu bir ilişki için. Evet. Bazen bunu işte bu noktada yaşayabiliyoruz. Eğer birbirlerinin zevkleri uymadığında birbirlerine çok anlam veremeyebiliyorlar. Mesela hanımefendi dışarıda örnek veriyorum sinemaya gitmek istiyor. Beyefendi için bu çok anlamsız bir etkinlik oluyor. Evet. Ne yapacağız sinemada diyor. Ben hoşlanmıyorum sinemada. Ben hoşlanmadığım için de sinemaya gitmeyelim. Ya da tam tersi oluyor. Beyefendinin bir isteği var. Bir paylaşım yaşamak istiyor. Hanımefendiye bu hitap etmediği için ona bir karşılık vermiyor ve bu sefer paylaşımlar ortadan kalkıyor ya da azalıyor. Ve zamanla da ilişkiler sıkıntıya girmeye başlıyor. Bu noktada da aslında bazen de o fedakarlık, çünkü evlilikte fedakarlık da önemlidir. O evet. fedakarlığı yapabilmek de önemli ve kıymetli, öyle değil mi? Evet. Şimdi çok güzel söylediniz. Eşi istiyor diye bir şey yaptığı zaman eş de onun istediği başka bir şeyi istemese bile yapabilir. Hani bu istisna zamanlar olabilir. Evet. Ama ben şunu da biliyorum ki ya da gözlemliyorum ki ortak paylaşım yapabilecekleri çok seçenek var. Yani bir tek şeyden hoşlanmıyorsa başka bir etkinlik önerilebilir. Yani başka yapacakları o kadar çok şey var ki hani onlardan birisinde uzlaşabilirler. Uzlaşamadıkları noktalarda da herkes bunun ayrı ayrı yapılmasında da karar alabilirler. Önemli olan birbirlerini sevdiklerini hissettirebilmeleri ama mutlaka sevgi dillerine hitap etmeleri bence. Hani biraz önceki danışan daha doğrusu izleyicimiz demişti ya bana bir hediye aldı. Çok mutlu oldum. Evet. Bazılarının sevgi dili hediye almaktır mesela. Hmm. Bazılarınınki kendisi için evin işlerine yardım etmesidir. Bazıları için güzel zaman geçirmektir. Parkta bir yürüyüş yapmak, bir spora gitmek, bir sinemaya gitmek veya bir seminere katılmak, bir konsere gitmek gibi. Yani çok seçenekler var hayatta. Tek yönlü değil. O yüzden bu seçeneklerde de anlaşabilirler. Ama önemli olan her iki tarafında kendisini bu evlilikte değerli olduğunu hissetmesidir. Çünkü evliliklerden gitmeyi en çok tetikleyen olay insanın orada değerli olmadığını hissetmesidir. Ya ben burada değerli değilim, ben neden buradayım hala, neden katlanmak zorundayım diye düşünüyorlar. Bu sefer çocuklarının okuyup ya da çalışıp evlenip evden gittikten sonra bu sorunlar patlak verebiliyor. Evet. O yüzden sabretmek yerine bu evleri düzeltmek için bir çaba göstermek gerekir. Yani bazen bunu yardım almadan da hani eşler kitap okuyarak gerekirse. Hı hı. Hani eğer danışmaya gelemiyorlarsa kitap okuyup bu konuda kendilerini geliştirebilirler. Bu tip programları izleyebilirler ve ben bu evliliğe ne katabilirim? Ben evliliğimi daha güzel hale nasıl getirebilirim? Kafa yormak. Ben nasıl mutlu olabilirim? Kafa yormak biraz da bu gerekiyor. Ben evet. hep çocuklara örnek veriyorum. Çocuklar o kadar saf, iyi niyetli ve bir yere gittikleri zaman ben burada neyle oynarım diye bakıyorlar. Ben burada niye mutlu olurum diye bakıyorlar. Niye mutsuz olurum diye bakmıyorlar. Evet. Ama bazı bayanlar diyor ki burada ne iş var? Ben ne iş yapayım? Yani iş midir hayat olumsuzluğa hep? Olumsuzluğa daha yani hep sorumluluk almaya alışmış oluyor. Bu sefer mutlu olmayı kaçırıyor. Hı-hı. Hani bu dengeyi kurmak çok önemli. Evlilik tamam sorumluluktur, fedakarlıktır. Ama evlilik aynı zamanda mutlu olmaktır. Hep ayrılmayı göze alan çiftler şunda netleşiyorlar. Bu evliliğin bedelleri ödülleri aştı diyor mesela. Hı-hı. Çok bedel öderim ama hiç mutlu olmadım. Yani o zaman mutlu olmakla bedel ödemek denkleştiği zaman evlilikte kalıyor insanlar. Evet. Yani evliliğin ödülleri olmalı. Bedelleri olduğu gibi. Yani sorumluluk olduğu gibi.
Evet. Yani o zaman şimdi son olarak belki şu vurgu da önemli. Dedi ki mutlu olmak için bazı özellikler var ve bunları saydık. Tamam, bunlara sahip olacağız. Ama genelde mutluluğu ararken özellikle evlilikte mutlu olabilmeyi hep karşımızdakine bağlıyoruz dediniz. Yani eşim mutlu ederse, eşim bu özelliklere sahipse mutlu olurum, değilse olmam gibi. Ama asıl ilk başta kendimizden başlamalıyız. Evet. Kendimizde bu özellikleri aramalıyız. Çünkü bazen bu şikayetler de oluyor. Evet, ben bu özelliklere sahibim ama eşim sahip değil ve sahip olmamak konusunda da ısrar ediyor. O zaman mutlu olamayacağız. Ne yapacağım? Hep ben mi çabalayacağım gibi şikayetler illaki sizler de duyuyorsunuzdur. Bunun için de son bir vurgu yapacak olursak neler söyleyebiliriz? Şimdi tek taraflı fedakarlık yetmiyor. Her iki tarafında fedakarlığı gerçekleştirmesi gerekiyor. Hı hı. Bayanlar tek başına fedakarlık yapıyor. Bu sefer evlilikte tükeniyorlar. O yüzden evet. Ben diyorum ki hani tek taraflı fedakarlık yapıp yıllarca sabretmek yerine hani eşinize de ne yapacağını söyleyin. Hani o bir söylediğinizi yapamıyorsa bir başka söylediğinizi yapabilir. Hani bir özelliğini beğenmiyorsanız başka bir özelliğini beğenebilirsiniz. Hani ne desem yapmıyor ama bunun söyleyiş tarzı çok önemli. Hani hı hı. Sen değişmelisin, şunun gibi olmalısın gibi kıyaslamalar varsa o değişmemek için zaten direnmeye başlayacaktır. Ama sen böyle yaptığın zaman çok mutlu oluyorum evet. diye pekiştirdiğimiz davranışlar. O zaman eş de o değişime yatkın oluyor. Diyor ki yani haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Haklı evet. olmak her zaman mutlu olmayı getirmiyor. Bazen diyorsunuz ki ya onun hatırına da ben şunu yapıvereyim. Bak hı-hı. o benim için şunları yaptı. Ya bunu görmek, karşı iki evet. tarafında çabaları görmek, çabalarını görüyorum ve takdir ediyorum. Bunu hissettirmek çok önemli. Evet Neriman Hanım, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir program oldu. Ben de size teşekkür ederim. Ben de söylemek istediklerimi söyleme fırsatı buluyorum. Evet, bu anlamda çok mutlu oluyorum. Çünkü yaşımız gereği birçok tecrübemiz de oluştu. Hani bu tecrübeleri insanlarla, izleyicilerimizle paylaşmak, dostlarımıza paylaşmak, onların da belki evliliklerinde bir küçük de olsa bir katkı yapabilmek beni çok mutlu ediyor. O yüzden burada olmaktan ben de mutluyum. Allah teşekkür razı ederim. Olsun, teşekkürler. Evet değerli dostlar, bugün de insanlık halinin sonuna geldik efendim. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.